Yani eksikler var mı? Var. Eksikler biter mi? Bitmez. Bunu yaparsın. Ne olur. 1 Temmuz 2021'de pandemideki kısıtlamalar kalkmasıyla beraber ben Şükrü ile, bisikletimin ismi Şükrü ile beraber pedallamaya başladım. Hiçbir amacım yok. Sadece hayalim olan Edirne'den en uzak noktaya olan Kars'a pedallamaktı. Neden Kars? Edirne'de bütün köyleri, bütün ilçeleri gezdim. Bu beni kesmemeye başladı. 50 kilometre gidiyorsunuz, 50 kilometre geldikten sonra 100 kilometre pedallıyorsunuz. Ama yine aynı noktasınız. Ben onun için gidebileceğim Türkiye sınırları içinde en uzak nokta neresiydi? Kars'tı. Onu kendime hedef olarak koydum ve 3 sene önce bunun hazırlıklarına başladım. Araya pandemi girince tabii 2021 yılına kaldı ve 2021'in Temmuz ayında pedallamaya başladım. İlk etapım Lüleburgaz'dı. Lüleburgaz Yıldızlar Bisiklet ve Motosikletler Akademisi'nde konakladım. Ondan sonra Tekirdağ'a, Tekirdağ'dan feribotla Balıkesir Erdek'e geçtim. Erdek'ten sonra Bursa'ya, Bursa'dan Eskişehir'e, Eskişehir, Bilecik, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Erzincan, Erzurum ve en sonunda hedefim olan Kars'a tam 27 gün sonra 1881 anlamlı bir kilometre. Onu da burada belirtmek istiyorum. Neden anlamlı? Atatürk'ün doğum tarihi evet. Olduğundan dolayı tam 1881 kilometre yaparak Kars, hedefim olan Kars'a geldim. Kars'ta beni kim karşıladı? Kars'ta beni Batuhan karşıladı. Batuhan aynı zamanda Zirve Dağcılık Kars Bisiklet Kulübü'nün başkanı, Bisikletliler Kars Derneği Başkanı ve aynı zamanda da yine Türkiye Bisiklet Federasyon Kars temsilcisi beni karşıladı. 3 günden beri beraberiz. Beni Kars'ta gezilecek, görülecek, yenilecek, içilecek her yerleri gezdirdi. Geldiğim günde onların söylediğim gibi tırmanış kulübü vardı. Orada Üçler Tepesi'ne çıktık. Üçler Tepesi 2585 metre yükseklikte ve oradan Kars'ın her tarafını görebiliyorsunuz. Çok güzel bir manzara. Oraya gittim, Çıldır Gölü'ne gittim. Bugün Allah kısmet ederse Ahı'ya gideceğim. Ve böylece turumu 30 gün sonra bitirmiş olup yarın da Kars'tan Edirne'ye geri döneceğim. Benzin istasyonlarında, camilerde, muhtarlıklarda, okullarda ve en güzel konakladığım yerde Kurşunlu Köyü'nde çilek tarlasında, Sefa Bey'in çilek tarlasında yattım. Yani şöyle düşünün, siz yatıyorsunuz tulumda, uyku tulumunu giymişsiniz, yukarı bakıyorsunuz 5 yıldız değil, 1500 yıldızlı oteldesiniz yani. Çok güzel yerdi. Yani çilek tarlasında kalkıyorsunuz o mis kokuyla, mis havayla. Öyle yani en güzel yattığım yer orasıydı. Kars bisiklet için pek bilinmiyor, duyulmuyor fakat burada bir bisiklet kulübü kurduk. Toplamda 450 tane üyemiz var. 450 tane sporcusu olan bir kulübüz. Aynı zamanda az önce Tevfik hocamın da bahsettiği gibi Serkan'ın şampallarında zorlandığı sebebi bu. Profesyonel bisikletçilikte buna yüksek rakım bisikletçiliği söyleniliyor. Yüksek rakım bisikletçiliği için çok uygun bir bölge. Bu bölgeye yüksek rakım bisikletçiliği yapan her bisikletliyi davet ediyoruz, bekliyoruz. Buraya geldikleri zaman bana ulaşmaları, her türlü kalacak yer vesaire bütün tedariklerini sağlayacağım sözünü veriyorum. Hepinizi Kars'a bekliyoruz.